Merhabalar sevgili gençler. Bir önceki videomuzda tekrar sorular çözüyorduk. LGS tarzı sınava yönelik sorular çözüyorduk. Bu videomuzda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi başlayalım diyorum. Sorumuz şöyle. Bize sosyal kulüplerle alakalı öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilere katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre daha önce hazırlamış olduğu karta yazmış. Şuraya yazdığını görüyorsunuz. Peki ne diyor devamında? Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerinin hangi sosyal kulübe katılacağını kura ile belirleyecek. Tamam. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp boş bir kutuya atıyormuş. Öğretmen karta isim yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele bir kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını bu şekilde belirliyormuş. Bu kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılmasını istemiş. Okan'ın tiyatroya gitmesini istiyor. Şuraya gitmesini istiyor. O zaman ben ne yapacağım? Toplam kaç tane kağıdım var? Tiyatroda kaç tane var? Neydi bizden? Olasılık ne eşitti? İstenen bölü tümüydü değil mi? Olasılık için ne diyoruz? Şöyle, olasılık eşitti istenen bölü tümü diyordu. Peki bizden istenen ne? Tiyatro kulübüne. Tiyatro kulübüne gitmesini istiyor tabii boşların arasından. Tiyatroda kaç tane boşluğumuz var? 1, 2, 3, 4. 4 tane boş yerimiz var. Peki toplam kulüplerde kaç tane boşluğumuz var? 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane de toplam boşumuz varmış. Bizden istediği şey zaten çıktı karşımıza. Sadeleştirirsek 4 ile 1 bölü 4 şeklinde bulacağız. Yani Diyarbakır şıkkı. Böyle uzun uza diye vermiş. Sanki soruda hani böyle çok inanılmadık böyle şeyler olacağını hani sanki öngörüyoruz. Dikkat ettiğimizde yok. Gayet basit bir soruymuş. Sorunun cevabı da Diyarbakır olarak bulduk. Hemen geçiyoruz bu soruyu da. Umarım anlamışsınızdır. Faydalı olmuştur. Peki yine bir daire grafiği dönüşüm sorusu. Güzel bir soru. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek sorulardan. Bize soruda şunu soruyor. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiş. Tamam, ürünlerimizin toplamı burada. Aşağıda daire grafiğinde bunlarla alakalı dağılım verilmiş. Burada da ürünlerin defolarının yani defolu oranlarının yüzdesini belirtmiş. Defolu ürünlerin yüzdeleri özellikle yüzde olarak belirtmiş. Dikkat çekiyoruz. Peki Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu. Peki buraya yazıyorum. Gömleklerin defolu olanlarını şöyle yanlarda yazıyorum. Ne kadarı? 135 tanesi. Peki gömleklerin kaç tanesi defolu? %15'i. O zaman diyorum ki hemen oran orantı şeklinde bulabiliyorum. %15'i 135 olan sayıyı buluyorum. Şöyle hemen şöyle yapıyorum. %15 ise 135 toplam kaç gömlek olduğunu buluyoruz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Toplam gömlek sayısı x %15 olduğu için 15'e çarp 100'e böldüğümüzde cevabının kaç olduğunu bize söylemiş. 135. Yani bununla da bulabiliyorsunuz. Bununla da bulabiliyorsunuz. Size kalmış bir şey. Oran orantıyla da bulabilirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Peki hemen şuradan x'i çektiğimizde x neye eşit olacak? 135 çarpı 100 bölü 15. Yani 900 tane. Aa, buldum. Gömlekler toplam kaç taneymiş? Bu 135 tane defolu. Ama toplamı 900 taneymiş. Buldum bunu. Peki hemen devam ediyorum. Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşitmiş. He, demek ki kazakların sayısı pantolonların defolu olanlarına eşitmiş. O zaman bunu da dikkat ederseniz bunun açısını vermiş. Biz bu açıdan faydalanarak kazakların
değerini bulabiliriz. Toplam kaç tane olduğunu bulabiliriz. Oradan da defolusunu bulabiliriz. Hemen bulalım. Ne yapıyorduk? Diyoruz ki 360'ta 50'si kazak ise, 50 derecelik kazak ise, o zaman 3600'de kaç tane kazak vardır? Buradan x'i çektiğimizde kazakların sayısı 500 tane kazak olacaktır, değil mi? Ha, toplam 500 kazağımız var burada da. Peki defolularda bulalım. Kazakların yüzde kaçı defolu? %20'si. O zaman 500'ün %20'sini buluyorum. Defoluymuş. Yani 100 tane. Defoluyu hemen yazıyorum yanına. 100 tane. Bize ne demiş? Kazağın defolu olanlarla pantolonun defolu olanları eşitmiş. O zaman pantolonların defolu olan sayısını yazdım yerine. Hemen buradan pantolonun sayısını bulabilirim. Niye? Çünkü pantolonun %10'u defolu, değil mi? Birinci bulduğumuz değer, yani gömlekle bulduğumuz değeri hemen getirip yerine yazdım. Gömlekteki şekilde bulabiliriz. Şöyle diyebiliriz hemen. X çarpı yüzde kaçtı? Pantolonun %10'u defoluydu, değil mi? 10 bölü 100 kaça eşitmiş? 100 tane pantolona eşitmiş. X'i çektik buradan. X eşittir 1000 tane. Demek ki bizim pantolonlarımız toplam kaç taneymiş? 1000 taneymiş. Toplam şöyle. Toplam 3600 tane olduğu için hemen şöyle yazabilirim. 1000 tane ne varmış? Pantolon. 900 tane gömlek. 500 tane kazak. Topladım 2400. 2400'den 3600'den 2400'ü çıkardım. Kaç buldum? 1200. Ben aslında eteklerin toplam sayısını da buldum. 1200 tane. Benden ne istiyor? Eteklerin defolu olanlarının sayısını. Kaç tane etek defoludur? Eteklerin %5'i. Yani 1200'ün %5'ini istemiş. Hemen onu da şuraya yazıyorum. 1200 çarpı 5 bölü 100. Sadeleştirdik. Yani 60 tanemiz defoluymuş. Şöyle buluyoruz. İşlem biraz uzun sürebilir ama yani soru gayet rahat. Yazdıklarınızı yerine yerleştirdiğinizde dolayısıyla şöyle eteklerinde 60 tanesinin defolu olduğunu buluyorsunuz. Güzel bir soruydu. Yani ben şunu söyleyebilirim size. Sınavda daire grafiğinin dönüşümüyle alakalı soru yani büyük ihtimalle çıkacağını size belirtiyorum. Güzel sorular da çıkıyor genelde buradan. Devam ediyoruz. Hemen şöyle tahtamı siliyorum. Peki sorumuzu okuyup çözmeye başlayalım. Bize aşağıda verilen butona basıldığında oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan düzenek vermiş. Bir düzenek vermişler bize. Birinci düzenek 5 parçadan, ikinci düzenek 6 parçadan, birincisi 10 saniyede. O zaman ne diyorum? Birincisi 10 saniyede, değil mi? 5 parça olduğu için her biri kaç saniyede? O zaman diyorum ki her biri 2 saniye sürüyormuş, değil mi? Peki devam ediyorum. İkinci çarksa 12 saniyede turu tamamlıyormuş. 6 parça olduğu için 6'ya böldüm. Bu da her biri 2 saniye sonra şu üçgen şeklindeki biçimdeki ibrenin ucuna geliyormuş aslında bunlar. Peki çarklar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekrana gelen cebirsel ifadelerin ne yapıyormuşuz? Burada verilen cebirsel ifadeleri çarpıyormuşuz ve çarpılan ifadelerin katsayıları toplamı ile sabit terimini çarpmamızı bizden istiyor. O zaman biz öncelikle 14 saniye sonra buraya gelecek, 14 saniye sonra buraya gelecek olan ifadeleri önce belirleyelim. Şimdi dikkat ederseniz hemen şöyle söyleyebilirim. 14 saniye bu birinci çark ilk turunu 10 saniye tamamlıyor, değil mi? Dolayısıyla bir tur geçecek, olduğu yere gelecek. Sonra 4 saniye kalacak. Her biri 2 saniye olduğu için 2 saniye, ikinci saniyede buraya gelecek. Sonraki saniyede şuraya gelecek, değil mi? Yani aslında çarkı çevirdiğimizde 14 saniye sonra birinci çarkta ne gelecek? X eksi 4 gelecek.
Peki, devam ediyorum. İkinci çarkta 12 saniye sürecek bir turu, geriye 2 saniyem kaldı. Çark şu şekilde döneceği için, dolayısıyla benim mavi üçgenimin olduğu kısma nereye gelecek? X eksi 3 gelecek. Ben bunları çarpıp değerini yazayım hemen. Şöyle biliyorsunuz dörtlü çarpma yapıyorduk hatırlarsanız. Buradan da x kare eksi 7x artı 12 gelecektir. Değerimiz neymiş? Bulduğumuz cebirsel ifade x kare eksi 7x artı 12'ymiş. Bizden ne istemiş? Katsayılar toplamını bulun ve sabit terimini bulun. Katsayılar toplamının içinde bilgi verilmiş zaten, hatırlıyoruz zaten bizlerde. Hemen önce yazıyorum şuraya. Katsayılar toplamı. Katsayıları toplamı ne olur? 1 eksi 7 artı 12'den kaç çıkacaktır? 6. Peki hemen şöyle sabit terimini belirtiyorum. Sabit terim. Sabit terimimiz kaç burada? 12. Benden şu ikisinin çarpımını istemiş. Çarpımın sonucu kaç? 6 kere 12. Cevabımız 72. Yani Adana şıkkında göreceksinizdir. Güzel soru. Çözüm iki tarafta da zaten iki tarafa da yazdım. Önemli olan neydi? Bunun her biri kaç saniyede? Bunun her biri kaç saniyede? Toplam geçen süre sonunda verilen ifadelerin çarpımı alınıyormuş bu kısma. Dolayısıyla ben de buna bunları çarptığımda bulduğum ifade belli. Katsayılar toplamı ve sabit terimi bulacağım. Bunlar da biliyorsunuz hepinizin rahatlıkla yaptığı şeylerdi. Cevabımız Adana çıktı. Güzel bir soruydu. Hemen geçelim. Yine örnek sorularımızda son aylarda art ayıydı galiba. Hemen şöyle kalemimizi çekelim aşağıya, sorumuzu çözelim. Bir otelin odalarına yüzler basamağındaki rakam kat sayıları gösterecek, kat numarasını gösterecek şekilde numaralandırılmış. Mesela birinci kat yüzlerle başlıyormuş, yüzler basamağından kaynaklı. İkinci katlar 200, üçüncü katlar 300, 400, 500 şeklinde. Peki bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif kuvvetleri olacak. Yani bize verilen ifadenin farklı pozitif kuvvetlerini alacağız. Mesela biri 2 üzeri 3'ken ya da biri 3 üzeri 5'ken diğeri 3 üzeri farklı bir kuvvet olacağını söylemiş burada. Turgut'un kaldığı, Onur ve Turgut'un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark kaçtır? Peki hemen şöyle diyebilirim. Mesela diyelim ki ikisinin de kaldığı doğal sayılar kuvveti, yani tabanlar eşit, kuvvetler farklı olacağını söylemiş. Mesela şöyle düşünürsek 3 olsaydı taban, birinci katta ya da vereceğimiz değer hangi kata gideceğini önce bir görelim. Mesela 3 üzeri kaç alabilirim? 3 üzeri 4 81 olmuyor. 3 üzeri 5 243 olmadı, bu kata gelmedi. 3 üzeri 6 700'lere gitti. Aha, taştı. O zaman demek ki bu doğal sayı 3 değilmiş. Peki 2'yi deneyelim hemen. 2 dersem 2 için 2 üzeri 7 birinci kata gelecek. Peki 2 üzeri 8 256 burada yok. 240'a kadar ikinci katlar. Peki 2 üzeri 9 512 burada varmış. Aslında ben ne yapabilirim? Benim doğal sayım ne olacak? 2 olacak. Birinci öğrenci, birinci kişi 2 üzeri 7 yani 128 olabilir. İkinci kişi de 2 üzeri 9 512 olabilir diyoruz. Çünkü bunun dışındaki diğer değerler bu aralıktaki oda sayılarına uymuyor. Demek ki benim doğal sayım ne olacak? 2 olacakmış. Bunun 9. ve 7. kuvvetleri olacakmış bu odalarda. Odalar da 512 ve 128 odalar olacağı için aradaki farkı istemiş. Ben de 512'den 128'i çıkarıyorum. Dolayısıyla 384 olduğunu buluyorum. Güzel bir soruydu, basit bir soruydu. Sadece soruyu anlamanız gerekiyor. Böyle uzun uza diye büyük bir, kocaman bir soru görüyorsunuz karşınızda. Sanki zormuş gibi. Değil. Dikkat edin. Sadece bizden istediği şey 2'nin 7. ve 9. kuvvetini bulmamız ve aralarındaki farkı almamız.
Şimdi sınavda karşımıza çıkabilecek sorulardan biri de yine aynı şekilde karşımızda MEB'in örnek sorularından. Diyor ki bir Hasan amca verdiği arazisini ya fıskiye ile suluyormuş ya da damlama sistemiyle suluyormuş. Ve bilgiyle şunu görebiliyoruz. Fıskiye ile sulama damlama ile sulamadan daha sıkıntılı, yani daha çok su harcıyormuş. Eğer biz damlama yöntemiyle sularsak fıskiyeden %40 oranında tasarruf sağlıyormuşuz. %40 oranında tasarruf sağlıyormuşuz. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı doğal sayıları eşit olan iki tarlasından birini fıskiye ile diğerini damlama sistemiyle sulayacak. Tamam. Hasan amcanın tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi, diğer yarısını ise damlama sistemiyle tarlaları için kullanmaktadır. Sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını. Ha, demek ki ben ne yapacağım? Suyun yarısını burası için kullanacağım. Geri kalan yarısını da diğer taraf için kullanacağım. Çünkü zaten alanları da eşit olmadığı için ben hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu bilmiyorum. Buna göre Hasan amcanın bu tarlaların alanları toplam dönüm cinsinden kaç olabilir? Olabilirliği sormuş bize. Peki hemen şöyle diyorum. Şimdi tarlalar eşit olmadığı için ben şunu biliyorum. Eğer fıskiye ile 100 birim su kullanıyorsa damlama sistemiyle ne kadar kullanacak? %40 tasarruf. %40 daha eksik. Yüzden 40 eksik 60 birim su kullanacağım, değil mi? Peki bize diyor ki sular eşitmiş. O zaman eşit su kullanıyorlarsa ben bunları kaçta eşitleyebilirim? Onu bulmam lazım. Peki kaçta eşitleyebilirim bunları? Hemen şöyle 100 ve 60'ın neyini buluyorum? EBOB'unu buluyorum. EBOB'larını bulduğumda EBOB'ları kaç çıkacaktır? 300, değil mi? Ha, demek ki ben buradan ne yapmam lazım? Benim tarlam 3 katmış. Buradaki tarlamda 300 olması için 5 katmış. Dolayısıyla aslında tarlaların toplamı, yani birinin tarla fıskiye ile sulanan tarla 3'ün katı olan bir ifadeymiş. Damlamayla alakalı olan tarlada 5'in katı olan. Çünkü suları eşitlememiz için tarlaların büyüklüklerini bulmamız lazım. Birinci tarla 3'ün katı olanmış. İkinci tarlada damlama da 5'in katı daha büyük bir tarlaymış. O zaman tarlalarımızın toplamı ne olacak? 8'in katı olan bir uzunlukmuş, değil mi? 8'in katı, A şıkkına bakıyorum 10, B şıkkına bakıyorum 12 değil, C 14, D 16. Ne oldu? 8'in 2 katı oldu, değil mi? Olabilirlik istemiş zaten bizden. O zaman tarlası ne olabilir? 16 dönüm olabilir diyoruz. Dikkat çekiyorum bir daha. Bir kez daha isterseniz anlatayım. Güzel bir soru. Şimdi biz tarlaların ölçülerini bilmiyoruz. Ama biz şunu biliyoruz. Damlama sistemi daha tasarruflu, daha az su kullandığımız için eğer eşit birimde su kullanıyorsak demek ki damlamayla kullandığımız tarla daha büyük olacak. Çünkü sular eşit, dolayısıyla tarla daha büyük olması lazım. Peki biz soruyu daha rahat nasıl çözebiliriz? Yüzde sorularında hatırlarsanız 7. sınıfta 100 üzerinden değer verirseniz daha rahat çözebileceğinizi söylemiştik. Peki 100 birim suyumuz var fıskiye için. Damlamada %40 tasarruf olacağı için 40 tasarruf ettim, 60 ile suluyormuşum. Eşit birimde sulama yapacağımı da söylediği için eşit birimde, çünkü sayılar yarısıyla fıskiye, yarısıyla damlama yapıyormuş suyun. Dolayısıyla kaçta eşitleyebilirim? 300'de. 300'de eşitlemem için bu tarla 3'ün katı, 3 kere 100, 300, 5 kere 60, 300 şeklinde su kullanabilmem gerekiyor. Dolayısıyla fıskiye ile sulanan tarla 3'ün katıdır. Dönümü damlama ile kullandığı da 5'in katıdır. Toplam tarlaların uzunluğu da, ölçüsü de 8'in katı olan bir değer olduğu için sadece Diyarbakır şıkkında olan 8'in katı olan ifademiz var.
bu sorumuz da böyleydi. Güzel bir soruydu. Dilerseniz geri kalan sorularımızı da bir sonraki dersimizde çözelim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.